Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Dünya Masal programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizimle beraber Bir Dedenin Kalbi adlı hikayemiz var. Dedelerimizin kalbi çok 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 büyüktür. İçine çok fazla sevgi sığar. Bakalım bu dedenin kalbi nasılmış? Hadi okuyup öğrenelim. Her hikaye bir kalpten doğar. Bu hikaye de bir dede ve torununun kalbinden doğdu. Dağların kalbindeki evlerinden süzüldü. Dede ve torunu ormanın kalbinden meyve ve çalı çırpı toplardı. Nehrin kalbinde balık ararlarken çoğu zaman mutluluk bulurlardı. Dede, kedi ve torunu beraber nasıl da güzel eğleniyorlar. Biriktirdikleri anıları ya da geleceğe dair umutlarını kağıda dökmek için gecenin kalbinde düşünce avına çıkarlardı. Sanırım beraber hikaye yazıyorlar ya da beraber anı biriktiriyorlar. Evlerinin ışığı karanlık ormanın kalbinde minik bir pırıltı olana dek birbirlerine hikayeler anlatırlardı. Sanırım gece geç saatlere kadar uyuyakalana dek bu hikayeler sürüp gidiyordu. Saatler hızla geçip gökyüzü karanlık olduğunda ve göz kapakları da ağırlaştığında güzel hikayelerini anlatmaya devam ederlerdi. Dede gençliğinden, güzel anılarından, arkadaşlarını kaybettiği ve sonra onları yeniden bulduğu güzel günlerden bahsederdi. Ayıların, tilkilerin ve ormandaki diğer canlıların hikayelerini anlatırdı. Bu bir tilki ailesi sanırım. Çok tatlı görünüyorlar. Ve ayı da biraz korkutucu galiba. Ama dedenin ayıdan korktuğunu sanmıyorum. Çünkü hiçbir hayvan onlara zarar vermediğiniz sürece size gelip zarar vermez. Buna yılanlar, arılar, hatta kediler, köpekler, balıklar da dahil. Ormanın kalbinde dolaşırken kaybolduğu anları tekrar tekrar hatırlardı. Bakın bu dedenin küçüklüğü. Saçları turuncuymuş, kızıl bir çocukmuş belli ki. Dedenin anlattığı her hikaye, gecenin ilerleyen vakitlerinde tatlı bir rüya olarak torununa dönerdi. Hikayeleri uyurken tekrar sanki televizyonda izliyormuş gibi yaşamak ne kadar güzel olurdu. Mevsimler değişti. Dede ve torunu yeni hikayeler biriktirmeye devam etti. Bazısı gerçek, bazısı hayaldi. Çocuk büyümüş. Büyümüş ve kedisiyle oynamaya devam ediyor. Dede ve torunu hikayeler yazdıkça küçük ahşap ev neşeyle doldu. Kuşlar ve kedi onları izliyor. Bu duruma çok alışmış olmalılar. Nihayet çocuk büyüdü. Genç bir delikanlı oldu. Dedesi de iyice ihtiyarladı. Artık hikayeleri nehirdeki su damlaları kadar çoktu. Sadece büyük bir kitap tüm hikayelerini saklayabilirdi. Dede yazdıkları sayfaları iğne ve iplikle bir araya getirmeye karar verdi. Dede onları kitap gibi dikiyor. Dikip bir kitap haline getiriyor yani. Ne kadar güzel. Böylelikle hiç kaybolmayacaklar. Derken zaman geçti. Kitabın sayfaları sarardı. Kapağı eskidi. Bu sürede orman da değişmişti. Dedenin birlikte hikayeler yazdığı torunu artık küçük bir çocuk değildi. Onun da bir çocuğu olmuştu. Bu kez
şehrin kalbindeki evlerinde dede torununun oğluna hikayeler anlatıyordu. Dede artık ormanda kalmıyor. O ilk gördüğümüz torununun evine taşınmış ve onun çocuğuyla beraber hikayeler anlatıyor artık. Ne kadar güzel. Nesilden nesile yayılan bir hikaye kitabı. Üstelik bu hikayeler kendi hikayeleri. Dedenin dinlemeye her zaman hazır olan bu küçük çocuğa anlatacak binlerce hikayesi vardı. Hikayemizin sonuna geldik. Dedelerimizin, büyüklerimizin, amcalarımızın, babalarımızın, annelerimizin bizlere anlatacak her zaman çok güzel hikayeleri vardır. Eğlenecek, dinlerken öğrenecek olduğumuz hikayeler. Ama ne olursa olsun her zaman dedelerin ve ninelerimizin anlattığı hikayeler hepsinden daha farklıdır. Onların değerini bilelim ve ne olursa olsun kalplerini kırmadan hep can kulağıyla dinleyelim. Hoşça kalın.